Aşk yeniden, Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden. Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden. Karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden. Ürperen sahiller gibi aşk yeniden. Kumsalların deliliği aşk yeniden. Bir masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden. Ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden, Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden. Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden. Karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden. Bitti artık bu son derken aşk yeniden. Aynı sularda yüzerken aşk yeniden. Kendini yarattı kendinden. Aşk yeniden, unutulmuş yemin gibi aşk yeniden. Hem tanıdık hem yepyeni aşk yeniden. Kendini yarattı kendinden. Sevgili seyirciler, Lütfen Artı Bir programına hoş geldiniz. Yine doğa ve çevre konularıyla karşınızdayız. Bugünkü konuklarımız Yeni Türkü'nün kurucusu ve solisti Sayın Derya Köroğlu. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Sizi burada görmek, sizi burada ağırlamak ne mutlu bize. Ve sevgili oyuncu ve model arkadaşım Tuğba Melis Türk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ben de çok mutluyum ki sizinle beraber buradayım. Ben de ayrı mutluyum sizleri bir arada görmekten. Derya'la biz yıllardır aynı mahallede oturuyorduk. Sonra bir bağımız daha oldu. O da şu, değerli eşi Ayşe, bir Ceyda Hanım'la birlikte bir vegan atölyesi. Geçen gittim, söylemişlerdir. Ya gitmişsiniz. Harika bir yer, bir bahçe içinde. Vegan atölyesi, düşünebilir misin? Evet, harika bir yer. Evet, böyle çok zevkli, güzel bir bahçesi var, kurdular. Nereden diyeceksiniz? Çünkü o Ceyda Hanım da benim evimi kiraladı. Bağlantılar. Arkadan da işte ben tabii bir tereddüt ettim Ankaralıyım falan deyince. Dedi ki ben Derya Köroğlu'nun dedi eşiyle ortağım deyince tamam dedim. Valla evet. Vegan atölyesi ne yapılıyor orada? Valla vegan beslenme yani. Hani, atölye olarak çünkü. Atölye evet. Mesela atıştırmalıkların tarifleri. Onlara uygulaması yapılıyor. Çok güzel. Mesela cheesecake yapılıyor ama vegan versiyonu yani süt veya herhangi bir hayvani herhangi bir ürün kullanmadan yumurta dahil. Vegan restoranı çünkü var, tek tük öyle oluyor bazı yerlerde. Ben de gittim. Tatları da çok güzel aslında. Çok, evet, çok güzel. Aslında kimsenin tahmin etmediği kadar. Evet. Bayağı orada şey hani sanki et yemeği varmış gibi geliyorsunuz. Hakikaten çok çok lezzetli ama tabii yapımı yani öğrenmek lazım, atölye. Öğrenmek lazım, evet. Yani bunun alışkanlık da galiba biraz. Yurt dışında kursları var falan. Evet. Onları takip etti de öyle oluştu yani. Siz epey bir öyle emek mi besleniyorsunuz artık? Öyle mi besleniyorsunuz yoksa? Ben hayır. Ben vejeteryana yakınım diyeyim. Ama mesela yumurta yiyorum. Vegan olmak çok zor. Şimdi ben geçenlerde Anadolu'ya gittiğim zaman vegan çok zor. Hele Anadolu'da İmkansız gibi bir şey. Evet. Ben denedim. Denedin mi? Yani aslında o ne diyorlar onun? Pescoteryan mı diyorlardı bir şey diyorlar. Pescoteryan o balık yiyebiliyor. Evet ama diğerlerini hani şeyleri yemiyorum falan böyle. Bir 6 ay falan sürdü sonra yok geri döndüm. Ben çok kebapçıyım ben çok severim. Eyvah. Tamam oradan bir valla kendini, kendini en sağlıklı, mutlu nerede hissediyorsan orada olman tabii ki doğru.
Derya nasıl ilgilenme olursa nasıl ulaşabilirler oraya? Evet. Ben adresi biliyorum ama internette valla şeyde var. Instagram'da Ayşe Köroğlu olarak var. Ayşe Atelier olarak var. Ayşe Hı-hı. Köroğlu en güzeli Instagram artık oradan bilgi alabilirler. Süper. Ama güzel bir şey. Şaşırdım ben. Yani ülkemizde vegan atölyesi. Evet, tek tek lokantalar var tabii ama Beyoğlu'nda falan ama harika bir şey. Ve içeri gidince oraya ziyaret edince daha da şaşırdım. Harika bir yer yani. Yani 10-15 kişilik gruplar falan geliyor onlara. Yavaş yavaş büyür böyle şeyler. Evet, şu anda arkamızda bir afiş görüyoruz. Hayatta Olmaz komedi filmiyle ekranlarda, vizyondaydı. Evet. Biraz bahseder misin o filmden Tuğba'cığım? Yani o film ilk geldiğinde zaten çok mutlu oldum ki ilk defa beni biri farklı düşünüyor diye. Evet. Yani çünkü hakikaten ne kadar, aynı. Ne kadar çekinsin. Biraz makyaj yaptık. Yani bu film için mi yapıldı? Böyle mi oynuyorsun? Böyle filmde oynuyorum. Evet, tamam. Öyle oynuyor. Ve yani hep normalde işte o zaten benim en büyük sıkıntım da hep ya yurt dışından gelirdim dizilere, filmlere. Ya bir işte zengin aile kızı, kesin okumuş görmüş falan. O yüzden bu karakter geldiğinde o kadar mutlu oldum ki Emre dedim çok teşekkür ederim. Çünkü İlk defa farklı bir şey. Daha fazla gösterebiliyorsun. Aynen, kesinlikle. Yani farklı bir şey. Yani bunu mesela tiyatrodayken yapmıştım okuldayken. Hı-hı. Hocam bana farklı bir şey verdi. İşte Faslı Kadın'da oynadım. Murat Anmunga'nın Tazi oyununda. Hı-hı. Ama işte biraz daha sektöre girince dizi, sinema biraz daha algı sanki bir yerde gördükten sonra sanki evet yapışıyor. Bu buna çok yakışıyor deyip hep aynı yerden devam ediyor. Doğru. O zaman bir fragmanı izleyelim. Bu ayakkabıya vermeyecek kız babası yok. Oğlum o kız çok çirkin. Hayatta olmaz. Hakan abinin oğlu Kerim'le 6 ay görüştüm. Sonra gittim Mustafa abinin halasının oğluyla 3 ay. Nazan teyzenin oğluyla da 5 ay çıktım. Bu tipinle mi lan? He, ne varmış tipimde? Hayatta olmaz. Anam. Enişte! Şuradan bir adam geçiyor. Git de bir ateş isteyiver hadi. Birader, ateş versene. Anam, ne yaptık lan biz? Herifi öldürdük. Bak işte katil. Ben bu tipleri tanırım. Hiç kimseye acımazlar. Bunların vicdanı yoktur. Katil bak. Aha. Şerefsizin tekiydi. Bir iyiliğini görmedim lan. Merhaba, nasıl bilirdiniz? Çok iyi adam. Çok kötü organizasyon. 30 bin. 30 bin para istediğini söylemiş. 5 bine sanatçı işi tamam. Tamam, anlaştık o zaman. 4 bin. Dayıcım bana gelişi 2500 zaten. Al sana 2500. Ne oldu? Ne bileyim, al sana 2500 deyince ben de şey sandım. Ama sanatçı işi bende rahat olur. 30 bin. Bir şey yapamaz mıyız Mehmet abi? Para saymaktan yoruldum. 3 saattir aralıksız para sayıyorum ha. Kardeşim ben çok kötü durumdayım. Senden bir şey isteyecektim. Vallahi kardeş, ben de senden borç isteyecektim. O sanatçı gelmezse böcek gibi ezerim adamı. 1 saat oldu yok. 2 saat oldu yok hanımefendi. 3 saat oldu yok. 4 saat oldu yok sayın belediye başkanım. Allah! İndirin. Madem davet etti. Bizim babamıza ne deyiverdiniz? Sapık, Allah cezanı versin hadi. Sıkayım mı dayı? Sık bakalım. Ben de sıkayım mı dayıcığım? Dikkat çekmeyeceğiz. Dakılara gelince dakılara yakın çek. Dakı önemli. Değişmeyin adama! Adam gibi anlatırsan içine! Hayatta olmaz. Hesabı getir. Allah aşkına ant verdim. Elinizi cebinize koymayın, ben ödeyeceğim. Vallahi koymuyorlar. Çok eğlenceli, güzel bir tecrübe. Çok eğlendik. Ya çekerken de çok eğlendik. Ben o yüzden hani o tarz şeyleri çok seviyorum. Emre ilk filmi ve ilk yapımcılığa adım attığı film oldu bu film. Aynı zamanda kendisi de oyuncu zaten. Hepimiz arkadaştık. Bu yüzden filmde daha çok eğlendik. Hani bir şey yapmak istiyorlar. İlk defa böyle bir şey adım atmaları bile o kadar güzel ki. Artı o işte setteki davranışları, her şeye önem vermeleri. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah her zaman söylüyorum. Onun da yolu daha da açık olsun. İstediği her şeyi daha güzel yapsın. Başarının devamı diliyoruz. Zaten modellikte de karşılaşıyoruz. Evet. Birçok defilelerde. İki Ceyhun'la birden oynamış. Ceyhun'la birlikte. Güzel bir özelliği var, ondan bahsedeyim. Ben de şimdi mesela benim üstümdeki mesela teyzemindi. Genç kızlığında giymişti. Ben bunu terziye verdim. Tekrar üstüme yaptım mesela. Yani yaptırdım. Kendim yapamıyorum. şimdi onun da öyle şeyleri var. Mesela şey, o kazada, kazaktan bahseder misin? Yani hep böyle bir şeyleri zaten ben hep saklardım. Yani hatta annemin işte bir kaza vardı. Bundan yıllar önce Gökhan Türkmen'in Bitmesin klibinde ben o kazağı giydim. 35-40 senelik bir kazaktı.
Ve ben o kazak için hüngür hüngür ağlamışım. Annem hala anlatır onu. 2 yaşındaymışım çünkü. Babam anneme o kazağı aldığında bana da alacaksın diye hüngür hüngür ağlamışım ama hani o kazağın aynısını alması imkansız, çok büyük bir kazak. Ve ben onu artık ne kadar heves ettiysem klipte giydim ve çok da güzel oldu, çok da yakıştı. Ama artık mesela şey ipleri falan böyle gevşemiş gibiydi. Şimdi geçen sene biz onu söktük, ipi güzel bir şekilde. Şimdi tekrardan kazak öreceğiz. Güzel. Bence hiçbir şey atılmamalı. Evet. Ediyor. Evet. Her şey tekrar geçen kullanılmalı. Geçen programda da bu konuyu konuştuk. Gökhan'la biliyorsun. Evet, aynı Gökhan konuları. Mumcuyla. Ama bak şurada bir şey okudum. Sen şapka ve ayakkabı koleksiyonu yapıyormuşsun. Niye o? Evet, çok seviyormuş. Çok seviyorum. Ne yapıyorsun? Koleksiyon yapıp sonra? Yani aslında koleksiyon gibi de değil. Yani mesela ben şunu da her zaman söylüyorum. İnsanlar bence ona da dikkat etmeli. Çünkü artık tamamen tüketim toplumu haline dönüştük ya. Hani ihtiyacınız olmadığı hiçbir şeyi almamalısınız bence. Ben de hayatım boyunca her zaman öyleydim. Yani evet, seviyorum. Biz de bunu seviyoruz daima programda. Ama bu şey gibi değil. Öyle mesela okununca şey algılanıyor. Sürekli alıyorum ve koleksiyon yapıyorum gibi. Oysa ki ben sadece sevdiğim ve beğendiğim şeyi alırım. Ve onu da yıllarca kullanırım. Benim 10 yıllık bir sürü eşyam var. Yani hiçbirine, bir yerine de bir şey olmadı böyle. Çok dikkat ederim, dikkatli kullanırım. Ve ben kullanmıyorsam başka birine verip onun devam kullanmasını sağlarım. Tamam, bizim felsefemiz bu, evet, zaten. Böyle olması gerekiyor. Derya o konuda muhakkak daha dikkatli. Bizim de siz daha de. 10 yıl diyor, bizimkiler daha eski. Değil mi yani? Biz öyle yüzüyoruz. Öyle geçtik zaten yani. Ama eski şeyler yine moda oluyor. Evet, bazı oluyor. Şeyler. Anneme yani, bakıyorum, annemin dolabına. Hoşuma gidiyor, alıyorum, üstüme yaptırıyorum. Ama çok doğru hakikaten. O eskiden uzun kullanmakta şey olan yani, evet, önemli olan oydu yani. Kardeşe verilirdi. Hatta böyle İngiliz lafları vardı. Akrabalara verilirdi, değil mi? Evet, evet, hiçbir zaman. Geçen gün bir istatistik okudum. İsveç'teki evlerdeki ortalama dolap hacmi Türkiye'nin 1/3'üymüş. Ne diyeceksiniz? Herhalde Japonlar 1/10. Evet, öyle olabilir. Minimalist. Sizin bir Instagram hesabınıza bir gidelim Derya Bey'in. Bu sizin paylaştığınız bir fotoğraf herhalde. Çok güzel. Çok yoğun bir şeyim sis yok. Sis var. Ama küçükten beri var. Bu işte hep bak ayakta çalmak oradan var. Ayakta. Martı var. Martı ile güzel fotoğraflar. Burası. Bunlar işte konserlerimizde gittiğimiz yerler falan böyle. Onlar mesela bayağı ben pazarları da çok severim. Ha, pazar. Burası Seferihisar pazarı. Burası da, çok sisli. Puslu mu? Neresi? Bir sis inmişti. Epey oldu. Yani 2 ay mı oldu ne? Senin anısı enteresan bir kış geçti değil mi? Evet. Evet. Bir soğuk bir sıcak insanı da dengesizleştiriyor yani. Ya. Bizi bir dengesizleştiriyor artık. Bu arada siz... ben bir şey başardım. Bunu adı bir söyleyeyim. Hiç kimseye yaranamıyorum ama. Şimdi onu böyle arada bir eski defterle karıştırıyorum. Bir arada gazetelerde belki hatırlayacaksın. Daha Melis Genç'i hatırlamaz. Bu sezon açılışlarında, futbol takımları sezon açılışlarında kurban keserlerdi. Oturup bir de marifetmiş gibi kurbanları getirir, kanları akıtıp stadyumda. Sonra dedim ki ya ne ilgisi var dedim. Yani futbolla, sporla yazı yazdım Futbol Federasyonu'na. Dedim ki Müslümanlık dedim kurban Allah için kesilir, gizli kesilir, hayvanın gözü bağlanır. Hayvanla işkence yapmak dinimize aykırıdır. Peygamber Efendimiz kedisi vardı. Kedilerin babası vardı. Ve sonuç olarak karar çıktı. Ve benim bu önerim üzerine Futbol Federasyonu tarafından artık her türlü futbol sezon açılışlarında kurban kesmek yasaklandı. 2002 diye görüyorum. 2002'de. Evet. Bir alkışlamanız gerekir. Vallahi. Doğru. Bazı şeyleri başardım bu ülkede. Bravo ya. Yani bravo. Şimdi artık yapamıyorlar. Böyle bir izin çıkmıyor yani. Doğru biraz. Şimdi evet, Tuğba Melis'in Instagram hesabına bir bakalım. Tam model pozu. Sen gezmeyi de seviyorsun değil mi? Gezmeyi çok seviyorum. Ve böyle şey yani. Sen bir de şey ciziyerdesin. Darul Ace. Darul Ace. Ay söyleyeyim de Ceze. Söyleyemedim değil mi? Bir de şey. Darul Ace. Böbrek Vakfı ile. Bir de Böbrek Vakfı ile ikisine de gidiyorsun öyle şeyler. İkisiyle de. Özellikle de Böbrek Vakfı ile zaten son 7 yıldır hep beraberiz.
Yani şey yapmak gerekiyor ya, duyarsız kalmamak gerekiyor. Çünkü birimizin bir sesi diğer bir kişiye gidiyor. O ondan başka bir sese dönüşüyor. Burası neresi? Bu katedral? Burası İtalya. Deminki katedralden mi bahsettiniz? Burası Roma'ydı. Aa, şapka işte. Bakın şapkalarından biri. Evet, şapkalarından biri. Ben gezmeyi seviyorum. Bir de yani doğada yürüyüşleri seviyorum. Tek başıma da mesela tatile giderim. Mesela ona çok şaşırıyor insanlar. İnsanlar bence artık şey duramıyorlar, yalnız duramıyorlar. Ya da geçmişte de öylelerdi. Ben çocukluğumdan beri her zaman mesela ben tek başıma gidebilirim, tatile de gidebilirim. Tek başıma bir yerde oturup kitap da okuyabilirim, yemek de yiyebilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama bunu insanlar duyunca şaşırıyorlar. Evet. Hemen şey diyorlar, ah psikolojim bozuk, moralim bozuk falan. Yani çok enteresan insanlar gerçekten. Leyla Bey, şimdi ben Paraguay'a bugün bilet almak diye bir gitmediğim, Paraguay'a gitmiştim ama bir kasabasına gittim. Tek başıma gidiyorum. Ben çok iyi arkadaş bulurum. İstersem evet. Ama istersem. Yanına giderim, konuşurum. Yüz vermezse bir başkasına giderim. Kitaplarımı gösteririm. Ben Türkiye'de ünlüyüm falan derim. Beni muhakkak evlerine davet ederler. Benim her dilde biliyorsun 17 lisanda kitabım var. Onlara verdiğim zaman bir defa bir itimat ederler. Ondan sonra biri yüz vermezse başkasına giderim. İstediğim zaman arkadaş bulurum. Ondan şüpheniz olmasın. Şöyle bir bakarım kimin arkadaşlık edeyim diye. Onun için benim yanımda arkadaşa ihtiyacım yok. Ama bazen de yalnız kalmak istiyorum. Öyle değil mi? Evet, i̇şte öyle. Öyle tek ama. Tek başıma otururum. 7 saat transit salonda oturur. Yanıma bütün işlerimi alırım. Hiç sıkılmam. 7 saat kahvemi içerim, okurum, giderim, dolaşırım, tekrar gelirim. Benim için yolculuk en güzel şeydir yani. Yolda olmak yeter. Aynen. Hiç sıkılma. Biz yalnız gidelim. Buket Uzuner var, tanırsınız. Evet, o benim yakın arkadaşım, konuşmuyor. Niye bilmiyorum ben de. O derdi ki bana, hocam ben de yalnız giderim derdi. Çünkü derdi, kompartımanda, trende pencere kenarında oturmayı tercih ederim derdi. Hiç unutmam. Etrafı izleyerek gidiyor tabii ki. Evet. Şimdi birçok dizi ve filmlere müzik de yaptınız, bestelediniz. Evet. Bir tanesini izleyelim ve dinleyelim. Denize gidiyoruz, seversin köpükleri sen. Abi! Şu yarana bakayım, ne oldu? Tamam oğlum, bir şey yok, aslan gibisin işte. Hadi hazırla. Kuşları korkutan sesler, düşleri susturan günler, beni yollara düşürenler, kim bilir ne, kimler ne derse desin, kimler ne der, aşkları küstüren gizler, ayları karartan sözler, senden sulara dökülenler, bana ne, kimler ne derse desin, kimler ne der. Çıplak ayakla, kırık akılla, yarım kalanlar, bu benim hala. Yeni bir köprünün ucunda. Lay 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 lay. İki iyi çocuklar. Kuşları korkutan sesler, düşleri susturan günler, beni yollara düşürenler, kim bilir ne, kimler ne derse desin, kimler ne der. Çıplak ayakla, kırık akılla, yarım kalanla, bu benim hala. Yeni bir köprünün ucunda. La 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 la
köprünün ucunda iki çocuklar, iki. İki çocuk ne güzel. Aa, güzel. Ne kadar önemli müzik değil mi? Filmi nasıl farklı öyle kılıyor? Bence ne en kadar önemli şeylerden çok, çok bir önemli tanesi. En önemli. Hatay'da mı çekilmiş? Bu evet, Antakya. Hı-hı. Esas olarak Antakya ama civarda da tabii. Peki size nasıl oluyor? Film çekildikten sonra size izlettiriyorlar. Nasıl oluyor? Yoksa öncesinden mi size senaryo veriyorlar? Tabii başında da senaryodan başlıyor iş. Başlıyor. Bir şeyler düşünmeye başlıyorsun. Tabii bazen sürpriz de oluyor yani beklediğin gibi bir sahneler bulamıyor da olabilirsin evet, ama. Evet, çünkü siz farklı bir şey hayal ediyorsunuz belki değil mi? Hani ama çok önemli yani genellikle olmuyor, genellikle çakışıyor zaten. Vallahi evet, bu da böyle çok iyi kalpli bir film diyeyim. İyi, temiz, yürekli. Çok güzel. Siz doğa sporları ile ilgileniyor musunuz? Galiba ben yürüyüş yapmayı seviyorsunuz galiba. Yürüyüş yapıyorum galiba, arada evet. Yani ama yürüyüşten öte geçmiyor doğrusu. Olsun, o da spor. En önemlisi aslında olsun, yürüyüş. Çünkü evet, biz çok az yürüyoruz. Vallahi ben cimnastik salonlarını sevmiyorum. Çıplak insan görmek istemiyorum. Ter kokusu istemiyorum, toz istemiyorum. Allah aşkına hiç hoşuma gitmiyor insanlar. Yürümek en güzel işte. O zaten bir de tuhaf geliyor. Hayır şey bir de izlettiriyorlar ya sizin. Bir ortam değil. Değil mi? Klimalarla şey. Tabii klimalarla tozlar var, şeyler var. Peki ama bu titizlikle her yeri geziyorsunuz hocam. En güzeli yürümek. Değil mi? Yürümek doğru mi? Açık havasında da. Farklı açık havasında da öyle. En güzel spor o bence. Ben hep diyorum taksiye binmeyin diyorum ya. Kısa mesafede özellikle yürü yani yürü. Evet. Hep yürü. Hani bir sağlık problemin yoksa bir şeyin yoksa yürü. Yürümek en güzeli. En güzel şey yürümek tabii. Doğru. Evet şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sonra tekrar birlikte olacağız.